kim? Yok ya, önemli biri değil. Senden de anca bu beklenirdi zaten Selim Bey. Tahir amca, çok sevindim. Hepimizi çok korkuttu cidden. Yok, yok. Olur mu hiç öyle şey? Burak benim kardeşim sayılır. Ya onun için uykusuz kalsam ne olacak ki? Tamam. Tamam, merak etmeyin. Ben arkadaşlara da haber veririm. İyi günler. Sorunsuz varmışlar Ankara'ya. Her şey yolunda ama bir süre daha Burak'la konuşamayacağız sanırım. Ya asıl tehlikeyi atlattı ya, önemli olan mı? Tabii tabii, öyle. Ya Selim, şimdi ister misin Burak'ın babası bu olaydan sonra İstanbul defteri kapandı, bir daha dönmüyorsun desin? Yok ya, Burak yapamaz Ankara'dan. Bir şekilde döner İstanbul'a. İnşallah. Selam, hoş geldin. Selam. Size bir şey anlatacağım ve çok şaşıracaksınız. Konu Serra ve yalanları. Ay ama önce bir kahve almam lazım. Bekleyin. Serra ve yalanları mı? Tatlısı Kül Kedisi masalı var ya, onun varoş kedisi versiyonu. Bekleyin, geliyorum. Anlatacağım. İnanmıyorum ya. Serra'ya bakın siz. Resmen ayakta uyuttu hepimizi. Yok. Güya o bizi ayakta falan uyutmamış. Yalan da söylememiş. Biz kendi kendimize bir hikaye uydurmuşuz. Öyle söylüyor kendileri. Selim, sen hiç yorum yapmadın. Şaşırmamış gibisin. Şaşırmadım çünkü biliyordum. Biliyordum. Hı hı, biliyordum. Onur abi, ben sana bir şey daha soracağım. Sor. Serra hakkında ne biliyorsun? Nasıl yani? Ne merak ediyorsun? Yani Serra'yı bizim evde görünce şaşırdım açıkçası. Catering'i bizim otel almış, ben de görevli olarak falan geldim dedi. Ne bileyim. Evet, yani Serra part time çalışıyor. Ki otel onlara mı ait? Yok be oğlum, ne alakası var? Yani dün catering hizmetini New Plus'tan aldık biz. Serra'da orada part time çalışan işçilerden biri işte. Abi sen ciddi misin? Niye bu kadar şaşırdın Selim? Maalesef herkes sizin kadar şanslı da olmuyor. Yani Serra'da aile bütçesine katkı sunmaya çalışan, hem çalışıp hem okuyan burslu öğrencilerimizden biri. Sen niye sordun bakayım? Yok ya, önemli bir şey değil. Dün öyle görevli kıyafetiyle görünce ne bileyim. Ne yalan söyleyeyim, ben de dün karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Bir de aşağıdaki tuvaletleri temizlerken yakaladım kızı. Tuvaleti de mi temizlettiler? Şahit olmaktan hiç memnun olmadım gerçekten. Biliyordum derken, nasıl biliyordun? Ya kızlar, hadi. Hadi geçin bu boş muhabbetleri. Hadi ben kaçtım. Biliyormuş. Garip. Yani anlayacağınız ağzında gümüş kaşıkla doğanlardan değilim ben. Ben kendi kaşığını kendine kazananlardanım. Dirsek çürüttüm. Evet, akademik başarı hayatta bir yerlere gelmek için çok önemli. Ancak mantıklı hedeflerinizin olması, bu hedeflerinize ulaşabilmek için doğru bir strateji uygulamanız gerekiyor. Ve bu stratejiyi hayata geçirmek için cesaretiniz gerekiyor. Evet, sevgili eski mezunumuz Mert Tekin'e kıymetli vaktinizi ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve kendisine bir hediyemiz var, takdim edeceğiz. Sen de mi içerideydin? Hı. Şu Mert Tekin neymiş bir görelim dedik. Hı. Neymiş öğrenebildin mi bari? Yani öyle çok da bir şey yok. Okumuş, başarmış. Çok da önemli şeyler değil yani. Ay, bir tuvalet kuyruğu var. İnanamazsınız. Bu arada gündemdeki konu da Mert Tekin ve Serra Hanım'ın samimiyeti. Yok artık. İşte tabii kariyerli biri bulunca yapıştı, hemen harekete geçti. Çok uyanık olur bu varoş kedileri. Nerede bir ciğer var, hemen kokusunu alırlar, yanaşırlar. Çok doğru. Ben içeride bir şeyimi unutmuşum. Gidip onu alayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok görüşürüz. Çok açmıyor. Umur Hoca'nın yanındadır belki. Kaçta biter dersin? Uzun sürer benim işim. Proje ödevimi tamamlamam lazım. Tamam. Olsun, ben beklerim seni. Gerek yok gerçekten. Pardon, pardon. Efendim Biricik? Evet, evet okuldayım. Ufak bir işim var, onu hallediyorum. Selim, neredesin? Biz çıkıyoruz kızlarla da seni bekleyelim mi? Biricik, işim var dedim ya. Neler karıştırıyorsun yine? Aman aman iyi, tamam sormuyorum. Yarın görüşürüz. İşi varmış. Kızlar, Serra gidip de bizi Selim'e şikayet etmiş falan olmasın şimdi? He? Gitse keşke. Bir tokat da Selim'den yer. Ay gerçekten çok abarttınız. Şiddete hayır diyoruz arkadaşlar. Hele kadına şiddete koca bir hayır diyoruz, hatırlatırım. Evet. Evet. Ne yapacağız şimdi? Planımız ne? Hadi. Siz bilemem de benim pilates dersim var. Eve gideceğim. Pilates nereden çıktı şimdi? Hep beraber bir şeyler içeceğiz diye konuşmadık mı az önce? Unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. İptal edemem dersi. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Selim yok diye 2 dakikada sattı bizi, farkındasın değil mi? Ölecek Selim diye kız ya. Sus, duyacak şimdi Zeynep, bir de uğraşmayalım bunu. Duyarsa duysun Eda, duyarsa duysun. Selim, ne haber? Neylik, yoktun? Evet, telefondaydım. Şu staj işini konuşuyordum da. Sorma ya. Benim de onu bir an önce halletmem lazım. Ne diyorum sana? Gel birlikte gidelim Londra'ya. Bakarız Biricik ya. Ay aklıma geldi. En son birlikte gittiğimizde olanları hatırlar mısın? Başımıza gelmeyen kalmamıştı. Ay aman 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 kimse duymasın vallahi rezil olurum. Yok yok merak etme. Ben bir şey duydum. Serra ile alakalı. Evet. Bir itirazın mı var? Ya. Hayırlı olsun diyecektim. Hı. Gönül bu Selim. Ota da konar. Neyse. Yani şimdi bu senin laf halin mi oluyor? Ne yapayım? Huyum kurusun. Tutamıyorum kendimi. Neyse. Umarım en yakın arkadaşını karşına alacak kadar iyi bir insandır Serra. Değer. Biricik kusura bakmazsan gitmeden sevgilimi yakalamam lazım. Selim. Hoş geldiniz Biricik Hanım. Nerede? Barda, köşede. Böyle devam et. Geldikçe haber ver. Tamam. Selamlar. Merhaba, ne haber? Ne yapıyorsun? Günaydın canım. Günaydın canım. Aa hayrola? Gece iyi saatte olsunlar mı uğradın? Yo. Annemin sözünü dinliyorum. Gamlı baykuş olmaktan vazgeçiyorum. Ha şöyle. Aferin benim kızıma. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Selim Kutlusay'ın vazgeçemediği biricik sevgilisi. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Oo Selim'ciğim, gece hayatına damganı vurmuşsun yine. Magazin basını sen ve Biricik'ten bahsediyor. Bir bakabilir miyim? Tabii. Yeni adımız magazinlere düşmüş. Sayende. Allah kahretsin. Yalnız gece gece bardan çıkıp alkollü direksiyon başına geçmek de... Yani iyi cesaret Selim'ciğim. Nasıl yapıyorsun bunu? Sakın bana alkollü araba kullandığını söyleme, gebertirim seni. İçmedim baba. Ağzıma bile sürmedim. Biricik sarhoş olmuştu, onu toparladım sadece. Yani fotoğraflardan pek öyle anlaşılmıyor ama... Göster bakayım şunu. Sen içmiyorum dediysen içmemişsindir. İçmedim diyor zaten babacığım. İçmedim baba. Okula yetişmem lazım. Afiyet olsun size. Sen de bakmak ister misin? Çık. Okudun herhalde haberleri. Bak, onların tek bir kelimesi bile doğru değil. Tamam, bana açıklama yapmak zorunda falan değilsin ki sen. Bir kere öptün, iki kere evime bıraktın falan diye sevgili olmadık herhalde. Rahat ol yani. Ben rahatım da sen biraz gerginsin Serra. Ben mi? Hı. Yani ben seni önemsemeseydim, sana değer vermeseydim, bana der geçerdim. Hadi ya, öyle mi? Serra, bu aramızda olanlar nereye yürür? Devam eder mi, başlamadan biter mi ben de bilmiyorum. Bir yere yürüyeceği falan yok. Öyle ufak bir heyecandı sadece. Ufak bir heyecandı derken? Yani? Biliyorum. Tamam, biliyorum her şeyin daha çok başındayız. Yani büyük laflar etmek için ya da büyük anlamlar yüklemek için çok erken. Ama ben... Ama sen... Ben senden çok etkileniyorum. Keşke sen de bizlere ve yaşananlara bir şans versen. Satış yaptığın öğrencilere canım, anam, kankan gibi sıfatlarla hitap etmiyorsun. Anlaştık mı? Niye ki? Çünkü onlar müşteri, biz de çalışan. Ya müdürüm, şu kepi çıkarsak vallahi daha güzel olacak, ne olur. Dediğimi unutma, hadi işinin başına hadi. Dersi daha var değil mi? Hmm. Var daha. Eda. Eda. Selam kızlar. Selam. Serra'yı tanıştırmama gerek yok herhalde. Herkes tanıyor. Günaydın, merhaba. Günaydın. Merhaba. Biricik, çıkan haberleri gördün mü? Hangi haberler? Hangi haberler olacak? Dün gece mekandan çıkarken bizi çektikleri fotoğrafların haberi. Yani yazmışlar bir şeyler de incelemedim. Evet, önemli bir şey değil zaten. Yalan dolan laflar. Öyle mi? Ha, öyle. Allah'tan senin mekandan çıkarken böyle zil zurna sarhoş olduğunu, benim de seni mekandan zorla çıkardığımı yazmamışlar. Allah'tan. Ben içeri gideceğim, bir şeyler alacağım. Ne istersin? Ne alayım sana? Kahve olur. Kahvaltı falan ettin mi? Etmedim ama aç değilim. Kahve yeterli. Tamam, hemen geliyorum ben. Ben de geleyim. Nazım'ın ilk iş günü, merhaba derim. Olur.